Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Barla'dan okuyorum. Cümle cümle. Farklı farklı böyle bir tarla bahçesi gibi yapacağım. Yani bir konu değil. Barla'da gezineceğiz. Herhalde yapmadık böyle burada. Yapmadık. Uvvet için bir dusturu beyan edeceğim ki o dusturu cidden nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. Hayat. İmtizaçkârâne ittihat ettiği vakit manevi hayatta gider. Etmediği imtizaçkârâne ittihat gittiği vakit manevi hayatta gider. Vela tenazeu fetevşelu ve tezhebe rihukum. İşaret ettiği gibi tesanut bozulsa cemaatin tadı kaçar. Eğer atlıyor. Hakiki bir uhuvvetle, sahtesi de varmış. Birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle. Hakiki uhuvvet neymiş? Herkes kendi vicdanında dener. Yani öyle gaybi bir şey anlatmıyor. Herkes kendisi şahit olur. Mesela bir kardeşinin meziyeti var. Ondan hoşlanıyorsan o meziyetten, senin gibi hissediyorsan kendi alemin. Sende hakiki uhuvvet var. Uhuvvet de manevi terakkinin zembereğidir, kesinliğidir. Kesin ama. Birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, birbirinin aynı olmak derecesinde bir tefani sırrıyla hareket etseler, o dört adam, 400 adam kuvvetinin kıymetindedirler. Başka, hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Niye memnun olur? Çünkü senin yaptığın ameli bugün yapmadın, namaz kılmadın. Evet abi. Kıldın. Ahirette bana böyle havadan toz gelse sebap, teraziyi değiştirse önünde cehennem. Allah'ın bahsettiği cehennem önünde duruyor. Yani en ufak bir şeye ihtiyacın yok mu? Sebaba. Var. Ben aptal mıyım senin sevabını iteyim? Değil mi? Senin sevabına benim ihtiyacım olmayacak mı? Ben niye kaçırayım ki senin basit sebeplerle? Birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Vazifesini yükleniyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar. Bunları Allah tercih ediyor. Sen ben tercih etmiyoruz. Bu zatlar kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Yük taşıyorsun. Ya bir dakika Salih dedi, tamam mı? Yardım edeyim sana. Yok olmaz. Ben gururlu kibirliyim yani. Ben bu ağır yükü başkasının yardımını tahammül edemem. Der misin ya? Lan ayaktan kemençe çalıyor lan. Skoda gibi eğiliyor. İşte gülsün da işte birisi. Değil mi? Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerimizin hariç dairelerinde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğunda memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Ya ne ruhu ya. Ama sirayet ediyor da başlayısı o. Hani balık baştan kokar var ya, sirayet ediyor. Sirayet. Siz de ustadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Yani
faziletlerini sağa sola anlatın. Şöyle oldu derste, böyle oldu, bir kardeş böyle dedi. Bak adeta her biriniz ötekinin faziletlerini naşir olunuz. Başka? Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hissi uhuveti çok kıymetli gördüğüm için size beyan ediyorum. O zat yanıma geldi. Ötekinin hattı kendisinin hattından daha iyi olduğunu söyledim. Çok acayip. Ha. Sen sakın demeyesin benim yanımda. Falanca çok iyidir. Ama bak bu galiba Hafız Ali abi. Ses yankı yapıyor mu size? Evet. Yapıyor. Niçin demiyorsunuz? Derse dalmışsınız ondan. Çok güzel. O zat yanıma geldi. Ötekinin hattı kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. Hüsrev abi için söylüyor. Ama Hafız Ali abiye söylüyor. O daha çok hizmet eder dedim. Hafız Ali abiye. Baktım ki Hafız Ali, demek ki burada yazıyor zaten, kemal-i samimet ve ihlas ile onun tefevvüküyle iftihar etti, telezzüz eyledi. Hüsrev abinin üstünlüğünden memnun oldu, lezzet aldı. Belki yapmacık olabilir Said. Bak, yani bunlar ne biliyor musun? Şablon ya, kendimiz neredeyiz? Ben kimim ya dersi bu. Ya şablon ya. Çünkü insan, insansız insanlaşamaz. İnsan, insansız insanlaşamaz. Bunlar bize ayna. Telezzüz eyledi. Yani bu olmasa ben nasıl öğrenecektim ki? Hem ustadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim. Büyük zatlar bakar seyreder. Biz birbirimize böyle baktığımız gibi gösterişli, samimi olduğunu hissettim. Bizimle ne alakası var? Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki kardeşlerim içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşallah bu his büyük hizmet görecek, sirayet, yayılacak. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor. Gördün mü bak? Sirayet. Sirayet. Mesela bir başörtü, tesettür, sirayettir. Tevarüse mazi istikbale taşır. O bir duyguyu taşıyormuş ha, duygunun simgesiymiş. O simge kayboldu mu duygu da yok oluyor. O var oldukça duygu da duruyormuş. Çok acayip. Mesela şöyle. Herkes etkilendiği köyüne gidebilir mi? Böyle hayalen. En çok hangi yerde, hangi taşta oturdun, nerede oturdun bahçede? Atıl abi birisi gitsin ya. Hadi bakalım bir gidin bakalım. Hani etkilendiğiniz bir yer yok mu? Köye vesaire. Tamam mı abi? Gittik mi? Oraya gidince o olayı hep yaşarsın. Çünkü orada sirayet var. Peki orayı dözerle yıkıyorum. Yıktım bir bakın böyle dözerle düzeldim. Düzelttim. O duygu da gitti. Bulamazsınız. Anladın mı abi? Sirayet böyle bir şey. Nasıl? 50 sene, 40 sene, 10 sene önceki yaşadığın duygu, halet orada duruyor. Zannediyor musun ki ben hayal ettiğim için benim mazim aktif oluyor? O başka cephesi. Orada duruyorum. Her şey her yerde duruyor. Daimi yaptığınız için mi tekrar? Yok bir defa yapsan yetiyor. Şu anda konuştuğun yerden senin kıyamete kadar timsalin duracak. Çünkü Allah Resulü diyor ki yer konuşmadıkça. Kıyamet kopmadı. Yani orada timsali kalıyor. Arkadaşlar yani biz taş toprak zannediyoruz.
Buz zannediyoruz. Bu su değil midir? Taş arkası atomdur. Daha arkası enerjidir. Daha arkası esirdir. Daha arkası maddi hayattır. Aynı hayattır. Her şey birbirinin üzerine bindirilmiş. Cep telefonunda 50 sene önceki, yok telefon burada. 50 sene önceki bir videoyla dün çektiğim video aynı yerde değil mi? Birbirini kapatıyor mu? Yok, aynı yerdeler, zaman da aynı. Ne koyarsanız konu, 18 bin tane video koysanız birbirini örtmez. İnsan aynı böyledir. Ceset telefondur, 18 bin alemi yüklenmiş. Her şey her yerdedir. Mesela bunu meydana getiren esma orada da var. Esma. Yani burada esma var, orada yok. Nakıs olur. O zaman bu orada muayyenleşmemiş. Ama bunu meydana getiren esma var. İşte senin o mazi orada var, var, duruyor. Peki ne oldu? Şimdi niçin ben söyleyince oldu da bir saat önce yoktu? Ha, oraya gidince onun oradan aldığın sinyalle seninkiler uyanıyor. Mesela şöyle diyelim. Senin bir sürü dosyan var. Ama internette. Tamam abi. Eğer hat gelmese internet hatı, onu okuyamazsın, aktif edemezsin. O videoyu indiremezsin. Video duruyor. Ama indirmemişti. Ha, o yer duruyor. Orada duruyorsun sen. Onunla bu mülakki oluyor. O zaman hatıra ortaya çıkıyor. Kim ne anladıysa. Ne yapayım? Yani çok şey yapıyorum. Bu sirayete çok duruyorum da. Fakat daha herhalde acizim, anlatamıyorum yani. Sirayet, neredeyseniz orada varsınız. Oraya dalgalar gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam geçtiğini sahabeler bıraktığı kokudan takip ederlermiş. Nasıl oluyor? Lan sen göremiyorsun ama köpek avını neyle buluyor? Koku sirayettir işte. Adam benim şimdi sesimi duyuyor binadan, dışarıdan. Sirayet. Sirayet yani. Koku bir sirayettir. Bazı uzun müddettir. Tövbe bir şey var mı Hasan abi? İşte tövbe şöyledir. Çok ilginç. Araştırdığım için söylüyorum. Düşünerek sakın zannetme. Bilerek söyleyeceğim şimdi. Tövbe ettin. Hesabı yoktur. Ama o yok olmuyor. Haşir meydanına karşına çıkartacak. Diyecek ki kulum bunu yaptın. Ama kimse görmüyor. Tövbe ettin, affettin. Ama bak bunu yaptın. O nasıl temizlenecek haşir meydanında? %49 günah. %51 sevap. Tam hak ettin cennet. %49 ne olacak? Cehenneme gidemezsin çünkü hak ettin cenneti. O pislik ne olacak? Temizlenmesi lazım. Cehennem ateştir. Haşir meydanında işte bu temizleme şöyle olacak işte. %49. Bak atla. Bak böyle günah ettin. Evet ya Rabbi. Tamam korkma, ben tövbe et, tövbeni kabul ettim. Affettim. Ama mesela çocuk ezdin. Aile dedi ki çocuğumu ezdiniz ama dedi sizin suçunuz yok. Bir anda atladı diyorsun. Davacı değilim. Sen değilsin ama TC amme davası açar mı? Açar. Amme davası var. Raiyet davası. Allah da diyor ki seni ben affettim. Ben şey yaptım. Kuldan. Fakat esma davası var. Esma dava açıyor. Amme. Bak ben seni affettim ama bak bunu yaptın. Bu değer miydi? Sana yakışır mıydı? Bana bu yapılır mıydı? Ben sana bu kadar şey yaptım. Orada haşir meydanında onunla temizleme olacak. Cehennem oymuş. Oradaki temizleme, cehennem. Yani %40 günah, %60 sevap. Tamam geçti, gidecek ama %40 da gider. Sonrası da pislik olur. Cehennem %40 ile geldi. Ötekisi %20 ile geldi. Ben %45 ile geldim. Lan orası çöp de ne geçsin mi? Tamamen temizlenmesi gerekiyor. Cehenneme de gitmeyeceksin. O haşir meydanında. O amme davasıyla vicdan azabı var ya, kahredici. Kahrolası diyor. İki defa kahrolası, nasıl da ölçtü de biçti diyor. Ya.
Kimse maharetini karıştırmasın. Risale-i Nur. Cümle bu kadar. Başka? 128. Bakayım ne çıkacak? Salih senin olsun bu. Kimin o? Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Ama kızmayız. Tamam mı abi? Ey Naz! Ey insanlar! Kim ki ebedi hayat ister, işte abu hayat. Kim ki yolunu şaşırmış, işte vesile-i necat. Kim ki küfür ve inadından dönmez, onu bekliyor şiddet azap ve ikab ilahir. Diyorsun. Sen anlatıyorsun. Ey insan! Korkma kazanma. Seni beklemiyor. Ey Naz! Kim ki ebedi hayat ister, işte bu hayat, hizmet. Kim ki yolunu şaşırmış, işte vesile-i necat. Kim ki küfür ve inadından dönmez, onu bekliyor şiddet azap ve ikab. Şimdikini kimin için okuyayım? Kimseye kaldı. Ha tamam, seni okuyorum. Tamam. 128'di. 129. İdraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. Akla her şeyi izah etmeye kalkma. İdrak-ı mal, yani âli şeyleri, çünkü her şey akılla kurulmamıştır. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığına göre bu sistem bizim akılla yapılmadı. O zaman bizim akılla bu sistemi çözemezsin. İdrak-ı mal, bu âli şeyleri bu idrakla çözemezsin. Küçük akla gerekmez. Zira bu sikleti, bu ağırlığı, bu keyfiyeti, bu kaliteyi bizim terazi çekmez. Her şey, İmam-ı Gazali'de bir söz nakledeceğim. Bırakıyor, İslam toplumuna terakki etmek için şey geçiyor, mağaraya. Ölünceye kadar... Fakat dayanamıyor. 10 sene sonra çıkıyor. Gazali ha. 10 sene sonra çıkıyor dayanamadığı için. Şu beyanatı veriyor. 10 sene Gazali mağarada kalıyor, mücedittir. Beyanatı 3 tanedir. Dur bakayım kaç tanedir? 2 tane. Ne demek değil mi? 10 senenin birikimi. Ne kadar acayipmiş. Bir tanesi bununla alakalı. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar... Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Birincisi bu. İkincisi, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim, hiç mağaradan çıkmazdım. Yalnızlık hakikaten Allah'a mahsus. Çok zor. Peki, sen kaldırmıştın Abdülaziz. 129, ne çıkarsa ama bak, isimle şey yapına göre, yani korkmayın ona göre, 130. Yoksa kim kaldırma. Bu remizler öyle hayret bağış ve harika numa eserlerdir ki okuyan ilmi aşıklarına ezvakına mutenahi ve hissiyat-ı ulve-i rakika bahşetmektedir. Bu hissiyat haliyle hayatımız o kadar tazelendi ki hayatın tazelenmesi. Sen kaldırdın. 131. Zira diye başlıyor. Zira mutalasına doymuyorum Risale-i Nur'un. Ne kadar okursam okuyayım, diğer bir okuyuşumda okumamış gibi oluyorum. Ve yeni bir eser okur gibi oluyorum. Hadsiz bir zevk-i manevi, nihayetsiz bir haz-ı ruhi ile okuyorum. Başka kim istemişti? Sen ha. Peki, 131. Asar-ı. Asar-ı Sairi'yi bir defa okuyunca ikinci bir defa okumaya o kadar heves uyanıyor. Başka kimde burada birisi vardı? Sen miydin? Tamam. 132 senin. Bir bakayım nasıl bir şey. Tam delikanlı. Kaç yaşındasın? 23. 23. Reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Bir şey arzu edersin, karşıki taraf reddeder. O zaman daha şiddetleniyor. Biraz da istersin, daha şiddetleniyor. Emellerimin şimdilik kusure gelmemesiyle, arzu isteklerin hemen tam olmamasıyla,
İman ve emellerim de aynı nispette kesbi kuvvet ediyor. Ruhum yükseliyor. Kalbimde açılan pencereden manen daha serin ve daha geniş nefes alıyorum. Allah Allah. Evet, kim buradan bakayım, kimin eli vardı? İbrahim Sorozdin. Peki 136 İbrahim. Bakayım ne çıkacak. Eyvah. Süre-i Kevser'i takip eden iki süreyi lisan-ı hal ve kal ile okuyarak zındıklara hitaben bizler sizin nifak denizinizde serseriyane ve zulümatkârane gezen dalalet ve sefaat gemilerinize binemeyiz. Ancak Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Nur'ani ve Tevhid sikkeli iman ve İslam zırhlarına bineriz. Menzillerimize vardığımızda muvaffakiyet ve semeri sayımız tezahür ve tahakkuk eder diye bağırarak İzâ câe nesrullah ilâhir ferman eder. Antika, Ozdin sana geliyor. 137. Yastan bakalım. Ustadımız lahuti değil. Lahuti hata yapmaz. Hata yapmaz. Değil yani. Hata yapmaz. Ama hata yapabilir. Hata yaptığı anlamına gelmez. Ama hata yapmaz bir kişidir. Peygamber Aleyhisselam ismet sıfatına sahip. Diyor ki, aziz kardeşlerim, ustadınız lahuti değil. Onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin 10 sayılmasıyla seyyenin 1 sayılmak sırrıyla insafıdır ki bir seyyiye bir hata görünse de sahil hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemeli. Yani ev hayatında, aile hayatında, toplum hayatında, insani ilişkilerde hasenat ve seyyiat bakmak lazım. İyilik ve kötülük muvazene edilmesi lazım. Bu birinci düstur. İkincisi, Allah madem bir hasene 10 sevap yazıyor diyor. Korkunç bir mantık kullanıyor burada. Kaçtı burada bak. Madem Allah bir hasene 10 yazıyor, bir günaha 1 yazıyor. Bir sevaba en az 10 yazıyor. O zaman bir insanın bir hasenesini 10 gör. Bir kusurunu 1 gör. Ama maalesef kör olası cehalet bir kusuru 10, tamam mı? Bir kusuru 10, 10 tane iyiliğin 1 görüyoruz. Acayip bir şey bak. Hasenenin 10 sayılmasıyla, seyyenin 1 sayılmak sırrıyla insaf odur ki bir seyye bir hata görünse, bir seyye bir hata gördün karşıda, sahil hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Kalbini bulandırmaman lazım. Hakayka dair mesailde külliyatları ve bazen tafsilatları sunuhat-ı ilhamiye nevinden olduğundan hemen umumiyette şüphesizdir, katidir. Onların hususunda sizlere bazı müracaat ve istişare tarzı telakkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. Ölçü anladık değil mi abi? Birincisi, usta bir ölçü veriyor. Ustadının hatası zannetmek hatadır. Yani uygula. Veli nimetindir, şeyhindir, ustadındır, abindir, hocandır, kardeşindir, ne bileyim eşindir, işindir, aşındır. Hatasız kabul etme. Hata olur. İnsanların en büyük azabı insanları değiştirmeye kalkmaktır. Değiştiremezsin. Niçin? Sen kendini değiştiremedin de karşıyı mı değiştireceksin? Sen de kendini değiştiremedin, ben kendimi değiştiremedim. Peki nedir? Azaptan kurtulmanın yolunu söylüyorum. İnsanlardan beklentinizin azalırsa rahat edersiniz. İnsanlardan beklentinizi düşürün, rahat edin. Allah'ın dininde bir iyilik 10, bir kötülük 1. Bir iyilik 10. O zaman bir adamın bir iyiliğini 10 gör. Bir kötülüğünü 1 gör. Muvazene et.
nasıl bir adamdır? Peki. Kimden şey yapayım? 44. 44 dedi. Tamam. 5. Seni yapıyorum. 44, 44 değil. Şimdi sana ne çıktıysa. Daha demeyeceksin ha. Sen çok... Değil mi? Daha önce de öyle. Peki. Biliniz kardeşlerim diye başlıyor. Bak. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Bak sana söylüyor. 44 diyene. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyiniz. Mesrur olacağım. Hatta başıma da vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Umumu hukuk. Nefsi emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati mudafa değil. Allah resi vel ayn kabul ederim. Anladık mı, aldık mı dersimiz abim? Demek ki bilmediğimiz bir şeyi birisi söylese Allah razı olsun diyeceğiz. Ondan sonra hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Umumu hukuk gelince onu örtbas edemez. Neydi? Kerim. Kerim şimdi senin kardeş. Ondan sonra şeye gelecek İbrahim. Buna geleceğiz. 138 şu zamanda şu vazife imaniye çok mühimdir. Ya bu kadar. Şu zamanda şu vazife imaniye çok mühimdir. Sana gir bakayım ne çıktı. Allah Allah. Bilirsiniz ki yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Bitti. Başka kimdi? Sen Hamza. Hasan'a. 139. Ma teessüf diye başlıyor. Tehlikeli geriler geldi. Ma teessüf. Ben şahsım itibariyle çok zayıf ve muflisim. Ona göre ders al. Baş kim kaldırmıştın? Ha, sen Bayaz. Neydi adın? Ramazan. Bu oklavacı mıydın şey? Yok. Ha, o teki Ramazan değil mi? Kağıt üzerinde 139. Bak ne çıkacak. Kağıt üzerinde daima kalacak bir kerameti Kur'aniyedir. 10. söz. Bir ikram ilahidir 10. söz. Doğrudan doğruya Risale'nin ve İman-ı Haş'ın tasdikine bir imza telakki ettik. 10. söz. 10. söz, havada uçmak, su üzerinde yürümeye benzemiyor. Mesela bir adam gördünüz ki suda geçiyor, yürüyerek havada uçuyor. Bu mu daha emniyetli? 10. sözün mutalaa mı? Haş-ı Risalesini. 10. söz diyor. Çünkü diyor, onlar muvakkattır. Hem şahsın kemaline ve ihtiyarına belki istidraca verilebilir. Olur biter. Bir dedem varmış uçmuş gitmiş. Ama 10. sözü senden sonra dinleyen, okuyan yani kalıcı bir eser bırakanlar için doğrudan doğruya hakikata hususan bu zamanda onlar hizmet edemiyor kerametler. Çünkü kaç kişinin imanı kurtaracaksın? 2 kişi seni gördü, 10 kişi, 100 kişi. Ama kağıt üzerindeki hakikatler onların neşve, tebliği, nazara dikkati çekmek, iştaha çekmek o bambaşkadır. Hiçbir keramet ona yetişemez. Mesela şu anda ben ders yapıyorum. Binlerce yerde de ders yapıyor muyum şu anda? İnternet evliyası ya. İnternet evliyası. Ona yemeği geçen, sif okuyan değil ki. Ben buraya oturdum bak koltuk bu hafta değişmişti. Fark ettim hocam. Şimdi buraya koydu, bardağı getirdi, masaya şey yaptı, bu sistemi koydu, şey yaptı. Yani bu bir lambada bir tane kirbit benim şeyim. Bir tane birimiz fitil, bir tanemiz gaz getiriyoruz, bir tane gazeye getiriyoruz. Bunun ne? Bu lamba oluyor. İktiran he. Yani bütünün içinde ol da nerede olursan ol. Allah aşkına ya. Ben size bir sır söyleyeyim. Maddi ve maneviliğiniz altına koyun. Hizmetin. Gerisini sen doldur. Vallahi billahi hizmetin kerametini söyleyeceğim. Adeta Allah benimle yarışıyor. Tövbe. Yani veriyorum daha çok veriyor. Yani onu kastetti. Daha çok veriyor.
Ama hesap, Allah ile pazarlık yapma. Ben veriyorum ya Rabbi, sen de verirsin herhalde. Dedim oğlum. O hesap yapmayacaksın. Yani sana, senin almaya ihtiyacın demeyeceksin. Benim verme ihtiyacım var. Çünkü vermek almaktır. Tamam. Terk inşadır. Efendim 138 okuduk. 139'a 139 okuduk. 140 okuyacağız. Şu renkli. Adı ne? Beşir. Beşir. 140. Ruhum. Ruhum bir mürşidi ekmel tarih ederdi. Şeyh arardım. Aramak üzereyken bana ilham olundu ki mürşidi sen uzakta arıyorsun. Pek yakınında bulunan Bediüzzaman vardır. O zatın Risale-i Nur'u müceddit hükmündedir. Hem Aktab'dır, hem Zulkarneyn'dir, hem ahir zamanda gelecek İsa Aleyhisselam'ın vekilidir. Yani müjdecisidir denildi. Beşir, hakikaten Beşir. Değil mi Beşir? Neydi, kim söyleyecek istemişti bir de? Ahmet abim. Ahmet Kazdal. 141. Risaleleri okurken çok arkadaşlar çok hayrette kalırlardı. Bu koca bedi, bu lülü misal, bu sözleri, bu kelimeleri nereden buluyor diye birbirimize çok defa diyorduk. Lisanına baksan ustadın bir şey istifade edilmez gibi görünüyor. Halbuki söyledikleri hep hikmettir. Nazarımıza dehşet veriyor, nur serpiyor diye tekrar tekrar iştiyakla okuyorduk. Damara uydu. Damar Ahmet ya. Kazdal nereden geldi aklına, rahmetli bunlar? Bilmiyorum. Ahmet Demiroş'sa. Ahmet Kazdal diye geldi. Size de Ahmet Kazdal. Evet. Ahmet Kazdal diye. Said. Peki 141. Hatta diye başlıyor. Hatta bazen bizden uzak olanlar evama boğulur, gelirler uzakta olanlar. Bak ne yapıyorsun, yakına gidiyorsun adama. Yazılımcı, Nur Penceresi'nden, Nur dersinin şeyi, editörü yani. Neşriyatla meşgul bir zat, bakayım ne çıktı. Hatta bazen bizden uzak olanlar evama boğulur, gelirler. Aciz talebeniz bir risale okursam evamını kaldırır giderlerdi. Bak. Çünkü Nur dersinin şeyi, yazılımcı şeyi bu. Beni çekti, şak diye çöktü Said. Şey için söyleyeyim ama uydu mu Said şey İbrahim? Bir de okuyayım bak. Şey için demiyorum, iltifat için ama bu Allah iltifat etmiş. Hatta bazen bizden uzak olanlar. Yani herhalde olan yazılımı yapıyorsunuz falan yazılımı öyle mi yazacaktı? Kanuniyeti yakala. Evama boğulurlar, gelirler. Aciz talebeniz bir risale okursam evamını kaldırır giderlerdi. Kim istiyor? Adın ne senin? Ramazan hocam. Sen de Ramazan. Kaç yaşındasın? 19. 19 Ramazan. 142. Bakayım ne çıkacak? Cenab-ı Hak diye başlıyor. Allah Allah. 142. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman içinde cennet gibi bir zamanı halk eder. Yani ahir zaman cehenneminde hizmet dershaneler cehennem içinde bir cenneti halk eder ve her zamana layık çareleri icat eder ve her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Ümitsizlik yok. Allah kışta baharı, tamam mı? Ondan sonra zor zamanlarda innemal usrin yusra, her çıkıştan, her zorluktan sonra bir iniş ve kolaylık vardır. Demek ki cehennem gibi bir zaman içinde 19 yaşında Ramazan, cennet gibi bir zamanı halk eder işte burası. Her zamana layık çareleri icat eder Cenab-ı Hak ve her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Yeter ki sen iste. Kendine oku Hasan abi. Ben mi olayım? Eyvah! Peki. Kızardın mı? Ona sen de dersten sonra görüşeceğiz.
Ya beni şimdi rezil kefaz ederse Cenab-ı Hak ne yapacağız? Ahirette rezil olmayayım. Peki. Yani, ha? Yabancı yok. Tamam biz biseyiz. Sonra da keseriz. Eğer sesim eritseydi, olunca kuvvetimle bağırarak küre-i arzdaki gençlere diyecektim. Risaleleri ciddi okumak ve yazmak 20 sene medresede okumaktan faittir ve daha menfaatlıdır. Medresede okumaktaki maksat evvela kendini kurtarıp saniyen ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam kurtarmaya çalışmak değil mi? Risalet-i Nur ve Mektibat-ı Nur 20 senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım. Tamam. Biraz rahat. Biraz uyudum. Evet. Bir daha okuyayım. Sıradakini seçtiniz değil mi? Ha? Sıradakini seçtiniz. Ben seçmedim. Bir şey geldi. 142. İyi güzel. Çünkü 142 ona çıktı Cenab-ı Hak diye. Cümle cümle okuyoruz ya. Yani. Çünkü eğer sesim erişseydi. Demek ki site herhalde. Veya ayın 7'sine Fransa'ya gidiyoruz inşallah. Onunda da Profesör Görmez, Diyanet İşleri Başkanı ile programımız var elhamdülillah. İnşallah. Fransa'da Avrupa Birliği'ne Kutlu Doğum Haftası'nın startını oradan veriyor. Nur Cemaati adına da bizi de çağırdılar. Resmi davetiye gönderdiler. Allah'a hamdolsun cemaat adına gidiyoruz. Yani biz grup adına değil cemaat adına. Orada hizmette çünkü Strasbourg'da sırf bizim dershane var. Herhalde onlar da bak şey çıktı. İşte ben biraz erken çıkayım ne olur ne olmaz uçak değer eder diyor. Onu da ama 7'sine gidiyorum o kadar mıyım? Ondan sonra o konferansta dünya basını da olacak. Aile fotoğrafı çekilecek. Aile fotoğrafını işte şey istiyor. Ateşe ve konsolosluk diyor ki benim bizi çok seviyor. Milli görüş olmasına rağmen o kardeşimiz malum Fethullah şeye karşı böyle duruşumuzdan dolayı gruplar içerisinde bizi seçti. O gruplar içerisinde biliyor adam. Adam milli görüş uzman yani. Onu Cumhurbaşkanı özel getirmiş. Bir talimat bilgi veriyorum size. Hocam sen geleceksin. En sert en sen şey yaptın dedi F-25'e. Nur cemaati adına sen o ailevi fotoğrafı çekilecek. Bu Avrupa Birliği'ne de bir mesaj. Bütünlük olacak. Basın o şey olacak. Daha önce de orada diğer Avrupa'da ilk lise ve imam hatip ve ortaokul Aşklı Diyanet. İlk defa oraya da çağırmışlardı açılışa. Burada onlarla beraber olmak ve 5-10 dakikada herhalde bir şey verecekler konuşma. En azından şey. Stand verecekler. İşte bir de böyle bak. Eğer sesim erişseydi olanca kuvvetimle bağırarak küre-i arzdaki gençlere diyecektim. Risaleleri ciddi okumak ve yazmak 20 sene medrese okumaktan faiktir ve daha menfaatidir. Medresede okumaktaki maksat evvela kendini kurtarıp saniyen ümmeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam kurtarmaya çalışmak değil mi? Risalet-i Nur ve Mektubat-ı Nur 20 senelik medrese ilmini veriyor itikadındayım. Allah. Elhamdülillah. Bir daha yapma bana böyle bir şey. Sen de Adnan abi yok abi. Yok. Mustafa'nın sıra Mustafa'nın. Hangi Mustafa? Mustafa mı? Tamam Mustafa. Mustafa 143. Bazı bir sayfada ayrı ayrı şeyler, maddeler alıyor cümleler. 143'e geçti. Mustafa kardeşime ne çıktı? Şimdi Aziz. Bakayım ne çıkacak? Şimdi Aziz ders kardeşlerim, bu fakir bir tane mürşidi ekmel ve kutup ararken Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle Üstad-ı Muhterem'in sayıyla 119 mürşidi ekmel ve kamil buldum. Risalet-i Nur ve Mektubat-ı Nur 119 adediyle her birisi birer mürşidi ekmeldir ve attaptır Mustafa. Atla mı dediniz? Peki. Demek ki kendimi oraya koyup ders dinlesem daha fazla istifade edecek. Vay be. Ey maddi diye Mustafa sana geliyor. Ey maddi ve manevi yaralı olan genç kardeşlerim ve ey mürşidi ekmele muhtaç olan ehli tarikat kardeşlerim.
Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şah-ı Nakşibend İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Muhyiddin Arabi, Mevlana Halid radiyallahu anhum kadasallahu esraruhum hazretlerinin derece-i kemalatları, meratib-i imanları risalelerde ve mektubatta vardır. O çıktı. Peki, Eymati. Kim şey başkan? Tamam. Ahmet, hem gözü diye başlıyor. Hem gözü kapalı olarak gitmenin ve gözü açılık olarak gitmenin farkı Risale-i Nur beyan etmiş. Hem alimiye kaza ile alemi menamı Risale-i Nur keşfetmiş. Hem alemi misal ile alemi şehadeti birbirinden Risale-i Nur ayırmış. Hem velayet-i kübrayı, velayet-i vustayı, velayet-i surayı ve birbirinin farkını tamamıyla Risale-i Nur göstermiş. Başka bir ayırt edici alamet mi? Arama Ahmet. Diyor. Başka? Evet. Yasin. Hem tarikat diye başlıyor. Hem tarikat. ...143 hem tarikat şeylerinin Allah Allah. Şimdi bir saatte kadeseden eğmeyi hemen yerken anlatın hem tarikat şeylerinin oradan devam edeyim. Bir sohbette bir kademde sahabelerin meseli gibi zahirden hakikata geçmenin sebeplerini anlatmış Risale-i Nur. Hem tarikat şeyhleri, buradan başlayacaktım. Hem tarikat şeyhlerinin ve eğme-i erbağının caddelerini Risale-i Nur beyan etmiş. Hem innel yakin, anel yakin ve hakkal yakin ile elde edilen imanın farklarını Risale-i Nur göstermiş. Efendim, şimdi kim? Kendisi istemesi lazım. Sen. İmam Ali radıyallahu anh, Şah Geylani radıyallahu anh 8. 18. 28. lemalar ile 8. şua ile keramet evliya hak olduğunu ve yerdeyken aşağı azamı müşahede ettiklerini. Bunlar yerdeyken aşağı azamı müşahede ediyorlar. Allah hepimizin senin de ruhunu atsın inşallah. Efendim 144. Adın ne? Zeynel. Zeynel 144 elhasıl diye başlıyor. 144 nerede bakayım? 140. Elhasıl asırlardan beri beklenilen ve muntazır kılınan zat Risale-i Nur imiş. Adın? Rıdvan. 145 sevgili kardeşim ve ekmek pişiren diye başlıyor. Ve ekmek pişiren fırın ise ustadımın hususi medresesidir. Fırının ekmeğinin müşterileri ise risaleleri okuyup lezzetini anlayan benim gibi arkadaşlarım gibi hel min mezit diyenlerdir. İnşallah kardeş. Sen de o ekmeklerden yiyenlerdensin inşallah. Tabii ya okumak. Adın? Fatih. Ondan sonra 145'ti burası. Evet diye başlıyor. Evet ustad-ı muhterem insanlara manevi ekmek dağıtıcıdır. Vay be. Koyayım mı? Listeye koyayım hadi bakalım. Peki 146. Risale-i Nur bu zamanın bir mehdisi ve müceddididir. Olmaz. Bir kere söyledin. Evet. Şükrü. 146 okuduk. 146 ey küre-i arzda diye başlıyor. Ey küre-i arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler bin senedir insanların aradığı Mehdi Hazretlerinin piştarı ve müjdecisi ustadımın neşrettiği Risale-i Nur'dur. Ey benim kardeşlerim, onu da izah edeyim. Risale-i Nur ustadın talebesidir. Nur talebesidir. Senin benim gibi talebedir.
Ustad Hazretleri eser verilmiş Mehdi olunca Mehdi Ali Resul'dur. Mesela peygamberlerde misal vereyim. Müjdecisidir dedi ya Mehdi'nin. Şimdi Musa Aleyhisselam kitap verilmiş peygamber olduğu için Resul'dur. Harun Aleyhisselam kardeşidir, kitap verilmemiş, önceki kitapla amel ettiği için Nebi'dir. La teşbih ve la temsil, kitap verilen Mehdi'lere Mehdi Ali Resul denilir. Tabirdir, lugatı değil. Çıplak, önceki çıplak manasıyla Mehdi ise Mehdi Ali Resul'ün eserini tatbik eden zattır. Çünkü o gelecek zat Risale'nin hazır bir programı görüp neşredecek diyor. O gelecek zat Ayasofya'yı açacak. O gelecek zat tevafuklu Kur'an'ımızı ve Risale-i Nur'u basacak. O gelecek zat İttihad-ı İslam'a çalışacak. Tamam. O Risale'nin hazır bir program görüp neşredecek diyor mekteplere. Şu anda kaldı Ayasofya ile Risale-i Nur değerler dersinin nam altında Türkiye derste okullara girdi. Giren ders yapabiliyor artık. Diyanet basmasın ustad söylemiş. Diyanet Kur'an'ı ve Risale'ni bassın diyor. Resmi bir kimlik giydirsin. Devletin sahiplensin ki bekleyen semavi arzı afatlardan korusun. Bunlara da bunların zıttı ruhlar karşı gelecek. Karşı gelecek. Oradan anlayacaksın kim kimin ne olduğunu, kimin karşısında olduğunla anlarsınız. Şeriat koymuş. El-hubu fillah vel-buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Hiç böyle tevil etmenize gerek yok. Yani niyet o değil. Hayır. Allah kime, kim nereye layık ve mustaksa oradadır. Olması gereken yerde oradadır. Madem böyle bir ilmi mutezili vardır, kim nereye layık ve mustak ise ona öyle göre muamele ediyor ve edecek. 107 şartı ceza diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Birbirine zıt olanlar birbirine tenfir var, nefret vardır diyor. Birisi bir yerdeyse oralıdır. Hiç şüphen olmasın. Kimin ne olduğunu görmek istiyorsanız kime karşıdır? İbrahim'i mi görmediniz? Musa'nın İbrahim'i bir tanımıyorsanız Nemrut'un karşısına bakın. Nemrut'un karşısına odur. Anladınız mı? Mehdi'nin bir alameti de camileri ihya ve inşa edecek diyor. Tahrip edilmiş, harabe olmuşları inşa, yeniden de ihya yapacakmış. Mehdi'nin başka bir alameti Konstantiniyye'ye denizden uzak Konstantiniyye yol yapacaktır diyor. Denizden uzak. Yani denizden uzak kara ama denizden geçecek. Kara nasıl geçecekse. Lazca mı söylesin? Marmaray'da işte. Marmaray. Konstantiniyye Marmara için. Garip garip bakıyorsunuz. Denizden uzak Konstantiniyye karada yol yapacak diyor. Denizden uzak Konstantiniyye başka nasıl çevirir? Nasıl gireceksin ki? Ya. İşte. Hayır, Konstantinler olduğunu. Yani o zaman düşün 1400 sene önce yer altında arabanın, kahninin, atın, devenin gideceğini kim hayal eder? Böyle bir şey olur mu? Tünel gibi. İşte öyle Allah Resulü böyle diyecek tabii. O Mehdi'den önce bir cehcah çıkacaktır. Öt! Dünya bir nağar atacak, bütün dünya duyacak. O kadar ne? Bu kadar. Kaç saniye ise. Kafirlere korku, bu narayla Hazreti Ali'nin narası gibi, Hazreti Ali naklediyor bunu. Kafirlere korku, müminlere güven basacak. Aktif o, start o almış. İkisi farklı mı Cehcah'la Mehdi? Cehcah'la farklı, Cehcah Mehdi farklı. Cehcah ondan önce geliyor, Mehdi'den önce geliyor. Cehcah Mehdi'yi inkılap edebilir veya başka birisini seçer. Kimdir? Usta diyor. İttihad-ı İslam'ı yapan. Ayasofya açan, Risaleleri devlet eliyle basan, başka hatırladınız Mustafa ne vardı? Ondan sonra bu kadar yani Risale'deki dediği bu. Ama hadislerde şeyin diyor, camileri ihya ve inşa edecek. O diyor çıktı camileri ihya ve inşa edecek ve Konstantiniyye denizden uzak Konstantiniyye yol yapacak. Çıktığı yerde
12 burç olacak diyor. 12 tane burç. Burç var ya, sur. Bizim o şeyi de kullanıyor. Bakın 12 tane burç var. Bizans'ın burçları var. Allah Resulü cilt no, sayfa no, hane no dememiş. İsim verse kapalı olur. Van sıfat. Van Minit falan da yok orada. Van Minit de yok. He, doğru. Bir no aratacak diyor Cehcah. İsmun Cehcah on Yesu kundan sübhansahu. O bir gide gide tek asayla yönetecek diyor. Tek yönetim. Başkanlık sistemi. Tek başkanlık. Mesaj alın. Rizeli falan olacak. He? Rizeli olacak falan hiçbir şey yok. Mesaj alın mı işte? Ya. Dairemizin içinde diyor ustad. Dairemizin içinde birisi dairemiz içinde de ona diyor ciddi Mehdi'ye yardımcı olacak diyor. Ustadın da o garim teşhirde de var. Mehdi'nin yardımcısı olacak diyor. Yardım edecek diyor. O da gayri müteşhir. Ve müteşhirde de var. O şeyde rüya bahsi var ya, küçük sarıklı genç. Orada anlatıyor bunu. Nur cemaati ona yardım edecek demek. Nur cemaati yani. Ne kadar oldu? Saat nerede var? 52 dakika oldu abi. 52 dakika. Birkaç tane de okuyayım. 52 dakikada duramam. Ordu olmaz. 53 dakika olsaydı dururdu. Şimdi Allah Allah. Yani sıkmıyorum değil mi sizi? 146 okuduk. 146 Ey arzda bulunan kimi okuduk mu bunu? Ey 146. Ey küre arzda bulunan gençler, hocalar ve halifeler. Okuduk değil mi? Tamam. Peki ey hocalar. Peki başka? Onu okuduk. Adı ne? Muhammed. Allah mesela nasip edin Muhammed. Bak Allah razı olsun. Kim sana isim koyduysa salavat getirdim. Ey hocalar ve ehli kalp. Soracağınız suallerin cevaplarını Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ehli keşif ve kalpten birisi benim gibi aciz bir İnsandan Mehdi soruyor. Allah Allah tevafuka bak. Ne vakit gelecek? Vallahi bilmiyordum bak. Bak ben konuştuk mu gel. Ne vakit gelecek? Daha Mehdi anlayamamış. Burada diyor. Sıkıntı. Anlamıştı artık. He? Ama konuştun lan tevafuka bak ya. Ehli keşif ve kalpten birisi benim gibi aciz bir insandan Mehdi'yi soruyor. Hakikaten ne anlar Hasan bu işi? Ne vakit gelecek? Daha Mehdi anlayamamış. Dabetul Arz kimdir olduğunu, Dabetul Arz kimler olduğunu bilmiyor. Bunlara dair risalelerde birer bahis vardır. Her müşkil sualin cevabını o risalelerden arayınız bulursunuz. Ahmet demiş. Başka? Adın? Ahmet. Abid mi? Ahmet. Peki Ahmet'im. 147'de her bir risale. 147 ustadım kendisi. Ey hocalar ve halifeler, bizim ilmimiz bize yeter deyip yıldız böceği gibi şakkınıza, ilminize aldanmayın. İnsanın kendi bildiği kendine kafi gelmez. Her insan her meseleyi yalnız anlayamaz. Uyuyorsunuz. Uyuduğunuz miktar artık yeter. Uyanmalı. Peki. 49. Sen söyledin. Olmaz. Başka? Devam edeyim. Mehmet Ali. Korkuyorsunuz. Ustadım. Kendisi Nur ismi celiline mazardır. Bu ismi şerif kendileri hakkında bir ism-i azamdır. Kendi karyesinin ismi Nurs. Validesinin ismi Nuriye. Kadiri ustadının ismi Nureddin. Nakşi ustadının ismi Seyit Nur Muhammed. Kur'an ustadlarından Hafız Nuri. Hizmeti Kur'aniye'de hususi imamı Zinnureyn. Fikrini kalbini tenvir eden ayeti nur olması ve müşkil mesailini izaha vasıta olan nur temsilatı ile
temsilatı gayet kıymetlidir. Resailin mecmuasına Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakkında ism-i azam olduğunu teyit etmektedir. Ve burada kesiyorum sevgili kardeşim. Tamam. Peki gel kardeşim. Ben burada kaldım yeri. Buyur abi. Herkes haddini bilmeli. Ben geri çekildim. Görevi o yapacak. Birisi mum getirir. Ha şöyle dinleyeceksiniz ha başlamadan önce. Gözünüzü kapatın. Beyninizin içinde okunuyor. Bak seyredin. Beyninizin iki. Çünkü şekli sesi dönüştürecek. Ses enerjidir. Bakayım nereye inşa edecek. Yok bir yer anı arıyorsa orayı hayal edin. Bu enerji sesi enerjiye dönüştürecek. Orana gidiyor. Eğer adres gösterirsen. Beline, ayağına, midene vesairene. Eğer hiçbir yerine ağrımıyorsa beynin içinde okuyormuş gibi yap. Hadi bakalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب به فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا ما شاء الله بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.